Amerikan sünniliği ve İngiliz Şiiliği Müslümanların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit. Terör örgütü IŞİD başta olmak üzere Amerika'nın desteklediği tekfirci gruplara karşı İngiltere'nin himayesindeki Şirazi grubu Müslümanlar arasında mezhep kavgası çıkarma peşinde. Bu hedefle 20 milyon doları aşan bütçesiyle Hz. Fatıma'nın hayatının anlatıldığı bir film çekildi. Film çarşamba günü çıkıyor. Ancak şimdiden Şii dünyası içerisinde Büyük alimler karşı çıktı. İki benzer hikaye ancak 1400 yıl arayla. İngiltere himayesindeki Şirazici grubun hazırladığı Cennet Kadını isimli filmin tanıtımı bu sözlerle başlıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'nın hayatına ilişkin anlatılmamış hikayenin keşfi ifadesi kullanılıyor. Ancak senaryo yazarlığını İngiliz şiirinin başlıca isimlerinden olan Yasir El Habib'in üstlendiği film bu kadar masum değil. İngiltere tarafından fonlanan filmin tanıtımı terör örgütü IŞİD'in katliamları anlatılarak başlıyor. Filmde Hazreti Muhammed, Hazreti Ali Hazreti Fatıma'yı canlandıran oyuncular açıkça gösteriliyor. Bu nedenle film ne Sünni inancına ne de Şii inancına uygun görülüyor. Büyük bir yapım olan filmin bütçesi 20 milyon doların üzerinde. Bu böylesine bir film için oldukça büyük bir miktar. Ancak arkasındaki İngiltere desteği nedeniyle İngiliz Şiiliği bu miktarı rahatlıkla karşıladı. 30 Aralık'ta gösterime gireceği açıklanan ve mezhep savaşı çıkarma hedefine hizmet eden filmde Bilal Habeşi, Talha bin Ubeyd, Selman-ı Farisi gibi birçok isimde tasavvur ediliyor. Film henüz yayınlanmadan birçok büyük Şii alim ve ayetullah tarafından reddedildi. No Onların başında İran'ın en önemli taklit mercilerinden büyük ayetullah Mekarim Şirazi geliyor. Ayetullah Mekarim Shirazi, Müslümanları filmi izlemekten ve tanıtmaktan vazgeçmeye çağıran bir fetva yayımladı. Ayetullah Mekarim Shirazi, filmi Müslümanlar arasında ayrılık yaratmaya yönelik bir girişim olarak tanımladı. İslam düşmanlarının da filmin yapımında parmağı olduğuna dikkat çekti. Ayetullah Mekarim Shirazi açıklamasında, böylesi bölücü filmler yapma niyetinde olanların bizden olmadığını herkese duyurmalısınız ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm Müslümanların bu film aracılığıyla iletilmek istenen mesajların ne İslam'ın ne de Şii Mektebi'nin mesajları olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de sosyal medya hesabı üzerinden filmi kınayan bir açıklama yaptı. Şemhani, Hazreti Fatıma'nın hayatını anlattığı söylenen filmin yapımının arkasında İngiltere merkezli bir grubun olduğunu söyledi. Şemhani filmi Müslümanlar arasındaki birliği bozma girişimi olduğunu belirterek terör örgütü IŞİD ile söz konusu filmin yapımını aynı stratejinin parçası olarak tanımladı. Bilmiyorum. Film, terör örgütü IŞİD'in bölgedeki yoğun mücadele sonrası yenilgiye uğratılması sonrası, Müslümanlar arasındaki birliği bozacak yeni bir girişim olarak görülüyor. Filmin senaryosu Yasir el-Habib'e ait. Kuveytli Habib, kendi ülkesinde tutuklandıktan sonra İngiliz insan hakları kuruluşlarının devreye girmesiyle bu ülkeye kaçtı. Uzun yıllardır da İngiltere'de mezhep kavgası çıkarma faaliyetlerini sürdürüyor. Her us. Ancak ehl Beyt dünyası içerisinde başta İslam devrimi rehberi Ayetullah Hamene'yi olmak üzere büyük alimlerin verdikleri fetvalar ve birlik mesajları İngiliz Şiiliğinin empoze etmeye çalıştığı düşüncenin yayılmasının önüne geçti. Ayetullah Hamene'yi Ehli Sünnete hakaret etmenin haram olduğu yönünde bir mesaj yayımladı. Bu mesaj İslam dünyasında güçlü bir karşılık buldu. Birçok İslam alimi İngiliz Şiiliğine karşı görüşlerini açıkça dile getirdi. Önemli Ehli Sünnet alimleri de Amerikan Sünniliğini dışladı. Böylece mezhep kavgası çıkmasının önüne geçildi. Alime <laughs> Halcan'dan The Most Merciful. The life of the Lady of Heaven, Fatima, peace be upon her, is rich in optimal human values. It is a story of the purest, noblest, and most innocent lady. She boldly stood up in the face of tyranny and covetous political rivalries which have to potential of turning religion from peace and freedom into subjugation violence and terror one who ponders upon the pages of islamic history up until this current day will come to know that the terrorism of this day and age is a fulfillment of the lady's prophecy when she forewarned against a dark, bloody future? Should the complicity towards immoral and covetous politicians continue? The lady has paid her life standing for her principles. Leading to her tragic martyrdom at a young age. Her courageous standing teaches us the importance of attaining patience to gain victory. It teaches us that victory is not materialistic only, but can be moral too. This film. Conveys a message of love and peace. It is a call to a better mindset when dealing with challenges. I'm certain that should humanity follow in the steps of the Lady, peace, justice, and equality will prevail and triumph. I pray for this to happen.